Öncelikle her iki takımı tebrik ediyorum. Centilmence bir maç oldu. Geçen hafta, önceki hafta gerçekten takımımız çok güzel oyun oynuyor. Yani futbolun bütün imkanlarını kullanarak gol yollarında gol arıyor. Geçen hafta olmadı Fenerbahçe karşısında. 2-1'lik bir mağlubiyetimiz var ama çok pozisyonumuz vardı. Bugünkü maçta yakaladığımız pozisyonların çoğunu özellikle ikinci yarı arkadaşlarımız değerlendirdi ve farklı bir galibiyet oldu. Ben takımımızı tebrik ediyorum. Hep biz söylediğimiz gibi fair play çerçevesinde sportmanlık içerisinde maçlar olsun istiyoruz. Takımımız bugün de o maçlardan bir tanesini oynadı. Bundan sonraki sürece bakacağız. Ama hep söylediğimiz şu var ki bu 5 yıldır çok ayrıntılı çalışmanın ürünü bir takım. Hiç kimse Hatayspor'un tesadüfen buraya geldiğini düşünmesin. Her şey tepeden tırnağa ayrıntılı çalışılmış ve bu çalışmanın da organizasyonun ürünü bu takım. Bundan sonra biz gerçekten hem ülkemize, milli takıma hem de uluslararası platformda güzel futbolcu denilip uluslararası platformda kendini kabul ettirecek futbolcular yetiştirmeye devam edeceğiz. Yani işte Mopenza gibi, bugün gördüğünüz Kamara gibi birçok genci alıp biz futbol piyasasına sürmek istiyoruz. Ayrıca da milli takım için genç takıma önem veriyoruz. Onun da altyapı çalışmalarını devam ettiriyoruz. İnşallah birkaç yıl içerisinde de milli takıma vereceğimiz futbolcularımız olacak. Şimdi şöyle İstanbul'dan 4 büyük takımımız istedi. Geçen yılın şampiyonu ve 3 büyük takımımız istedi. Onun dışında hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan ayrıca İtalya'dan Serie A takımlardan bir tanesi istedi. 5,5 milyonu ve 5,2 5,5 milyon ve 5,150 milyonu buldu. Bunun dışında başka bonuslar vardı. Ama böyle bir futbolcu şu anda bu kadar yetenekli bir futbolcu bence dünya piyasalarında çok göremiyorsunuz. Avrupa piyasasında da şu anda 25 futbolcunun 8. sırasındaki insan olarak addediliyor ve spor sitelerinde böyle yayınlanıyor. Ben inanıyorum ki ikinci sezonun sonunda da bu değerlendirme daha yukarıya çıkacaktır. Ve hak eden bir futbolcumuz her türlü değeri ve Hatayspor'da bunun kıymetini biliyor. Futbolcumuz da Hatayspor'un kıymetini biliyor. Çünkü Hatayspor'la birlikte yani uygun bir zemin bulduktan sonra Mopenza olduğunu herkes gördü. Hatay da mutlu. İl sonunda her şeyi değerlendireceğiz. Hem Hatayspor'un hem de Mopenza'nın hayrına olan bir sonuç ulaşacaksa transferi olur. Ama onun dışında biz 2-2,5 yılda daha Hatayspor'un futbolcusu ve Hatayspor'da mutlu olduğunu her zaman deklare eden bir kardeşimiz. Biz onun futbol hayatı ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak bir kulüp bulursak ve bu kulübün vermiş olduğu değerler de Hatayspor'u tatmin ederse tabii ki her futbolcu değerini bulduğu zaman başka bir takıma verilebilir.